Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar, direkt çeşme suyu ve çeşmeden aldığımız suyu test edeceğiz arkadaşlar. Elimizde bir ozon jeneratörü var arkadaşlar. Akvaryum mantığıyla çalışan ama içinde ozon pompalayan bir cihazımız var. Buradaki suyu bununla ozonluyoruz. Ve buradaki cihazımız arkadaşlar, TDSEC cihazımız da bu suyun testini yapmaya çalışacağım sizleri dostlarım için. Karınca kararınca ürünümüzü, elektriğimizi takmış değiliz. Tabii ki bu ozon gerektiği yerde kullanılması sağlığa yararlı olduğu kadar direkt solunması sağlığa zararlıdır. Burada uyarımızı yapalım. Ozonun solunmaması lazım. Direkt solunması gerçekten sağlığa çok büyük zararları var. Ama doğru yerlerde kullanıldığı zaman tabii ki sağlığa faydası da var. Ama şu an bunun açık ortamda, yani kapalı bir ortamda solunması iyi değil arkadaşlar. Sizler böyle bir işlem yapacaksanız mutlaka uzun süreli yapmayın. Bu havayı solumayın. Aksi takdirde sağlığa zararlı. Ve ayrıca zaten bu ürünün 60 dakikanın üzerinde çalıştırılmaması lazım. Belki bilgisi verilmiş. Ve dostlar, bizler çeşme suyunu direkt çeşmeden ve direkt ozonlayarak ve aynı zamanda aynı çeşme suyunu filtrelemiş halini sizlere bu cihazda suyun yoğunluğunu, suyun berraklığını göstermeye çalışacağız. Ozonun suyu ne kadar temizleyip temizlemediğini bilmiyorum. Yani filtreleme özelliği tabii ki yok. Ama o filtreyi, yani o sudaki kirliliği yok edebilir mi? Bilmiyorum, çünkü daha önce bir videoda izlemiştim. Kirli su, yani mürekkep katarak kirli suyu arındırabiliyordu. Berraklaştırabiliyordu. Onu şimdi bu videoda karınca kararınca göreceğiz. Tabii ki suyu mürekkepleştirmeyeceğiz ama çeşme suyunun yoğunluk derecesini şu su analiz cihazımızda sizleri dostlarımla paylaşmaya çalışacağım. Karınca kararınca dostlar. Lütfen bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala destek verin arkadaşlar. Fikir ve görüşleriniz varsa yazın. Yorumlar hepinize açıktır. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi için yorumlayın. Çünkü gerçekten sizlerin fikir ve görüşleriniz sizden sonra izleyen arkadaşlara yol gösteriyor. Fikir ve görüşleriniz yoksa dahi arkadaşlar, bir nokta bir kalbi çok görmeyin. Bunları yazdığınız zaman arkadaşlar bu videolar ön plana çıkıyor ve sizden sonra daha fazla insana ulaşmasını sağlıyorsunuz ve bizim de paylaşım hevesimizi arttırıyorsunuz. Bu videolar sizlerin sayesinde varlığını söylüyor. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen desteklerinizi esirgemeyin, kanaldan beğenip paylaşıp yorumlayabilirsiniz. Eşinizle, dostlarınızla, sosyal ağınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dostlar, teste geçiyoruz. Teste geçmeden önce şöyle bardağımı arkadaşlar, çeşmeden her iki bardağımı doldurmaya çalışacağım. Çeşme suyuyla. Evet arkadaşlar, fazla koyduk ama maksat, çünkü ozon vereceğimiz için diğer bardağa fazla ozon gazına maruz kalmamak açısından. Arkadaşlar bu arada bardakların birisi yeni, birisi eski olduğu için biraz renkler farklı olabilir. Hatta şunu ozonlayalım. Bu biraz daha mat. Bu biraz daha sanki berrak geldi. Bilmiyorum. Belki yanılıyorum. Sizler yorumlarda düzeltebilirsiniz. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum. Buna da arkadaşlar su sürahisiyle arındırılmış suyu koyacağız arkadaşlar. Bu arada her üçünü de doldurduk aslında. Su analiz cihazımızı dibine kadar indiremeyeceğiz. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, ozonlu suyumuz bu olacak. Sürahi suyumuz bu. Her ikisi de çeşme ama buna ozon vermeyiz arkadaşlar. Ozon vermeden önce şöyle bir test etmek istiyorum siz değerli dostlarım için. Çünkü aradaki farkı görmeniz açısından. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. EC modunda cihazımız. EC modunda test alacağım ilk başta. Çeşme suyumuz 492. Görüyorsunuz umarım kamerada net bir şekilde. Çıkarttırıyorum. Zaten her iki su da aynı. Aslında silkelemeye de gerek yok ama yine de görmeniz için arkadaşlar. Hatta bu 500 çıktı. Niçin bu kadar çıktı? Garip gerçekten. 400. Evet, 500 arkadaşlar. Her ikisi de 500'müş. Şu an çeşme suyumuzun yoğunluğu EC olarak 502 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi arındırılmış suya bakıyoruz. Yani sürahiyle arıtılmış suya bakıyoruz. Aynı çeşmeden akmış su arkadaşlar. Sadece arıtılmış. Aradaki farkı görmeniz açısından. 320. 500'ü 352 de pardon 352 değere düşürdük arkadaşlar. Arıtılmış sürahi suyumuz. Şimdi arkadaşlar, yoğunluğu tabii ki US bölü com CM EC olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi diğer testi yapacağım. Şöyle cihazımızın
modunu değiştiriyorum. PPM moduna geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde test ediyorum. Her iki çeşme suyum zaten aynı çıkacak. 3 aşağı 5 yukarı. 351 çıktı arkadaşlar birinci bardağımız. İkinci bardağımız arkadaşlar ozonlayacağımız bardağımız. Henüz ozonlayamadık ama değerler niye bu kadar fark oynuyor anlamış değilim. Evet. 251 arkadaşlar. Demek ki iyice silkelemek gerekiyormuş. Tekrar diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Sürahiyle arıttırılmış suyumuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 176 değeri ölçüyor. Şimdi ozonu vereceğiz arkadaşlar. Ortadaki bardağımıza şöyle cihazımızı kapatalım. Ve ozonu ayarlayalım. Mataradan ozonu çıkartmaya çalışıyorum dostlar. Bardağımı yerleştireceğim. Bu arada ortalık felaket, ozon kokmaya başladı ve boğazım ağrımaya başladı gerçekten. Bu videoyu siz değerli dostlarımla paylaşacağım diyerek de. Aslında ben ne kadar daha önce test etmemiş olsam da değerlerden 3 aşağı 5 yukarı eminim ama yine de sizinle paylaşmak istedim. Belki merak edenleriniz vardır. Belki kullanmak isteyenleriniz vardır. Belki araştıranlarınız vardır. Fikir ve görüş vermesi açısından. Şöyle hortumun yere düşmemesi için arkadaşlar özen gösteriyorum. Fişe takıyoruz ozonumuzu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bardağımızdan ozon püskürüyor. Baloncuklarını görüyorsunuz. Bu kadarın yeter olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla ozon gazı içeri girdi. Biraz daha mı versek acaba? Bunu solduğumuz zaman gerçekten çok zararlı. Akciğerler özellikle. Çünkü saf ozon arkadaşlar. Bu kadarı yeter diye düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle bardak olarak bakmanızı istiyorum. Bir fark var mı yok mu bilmiyorum. Bu daha parlak olduğunu düşündüğüm bardak yeni bardaktır. Biraz mat olduğu bardak ve bu da sürahi suyumuz. Hemen hemen arkadaşlar gerçekten berraklıkları aynı. Mat olduğunu düşündüğüm bardakla yeni alınmış olduğu da ilk defa kullandığım bardak arasında bir matlık olayı vardı. Bu daha temiz görünüyor. Biraz daha mı versek acaba? Çünkü gerçekten o izlemiş olduğum video. Bu arada fişi takamadık bir türlü. İzlemiş olduğum video gerçekten ozonun suyu berraklaştırdığı olayını ispatlıyor arkadaşlar. Şöyle kısa süreli verdik. Tabii o videoda uzun süreli veriyordu. Ama bizim amacımız arkadaşlar bu ozon gazını solmak değil. Bu su değerleri ne kadar değer göstereceğini bunu göstermek. Filtreli suyumuz arkadaşlar sürahiyle arındırılmış. Hiç arındırılmamış ozonlu suyumuz. Çeşmeden 2 bardağı direkt doldurduk huzurunuza. Şimdi onları test ediyorum. TDS cihazımı açıyorum arkadaşlar. PPM modunda ölçüm yapıyorum. Çeşme suyunu zaten biliyorsunuz. 251 değer gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi silkeliyorum. Ozonlu suyumuza yerleştireceğim arkadaşlar. Ozonlu suyumuz arkadaşlar bir yoğunluk olayı yok. Yani hemen hemen görüyorsunuz. 10 puanlık yani hatta hiç farkı yok arkadaşlar. PPM değerleri 251-246 arası dolaşıyor. 247, 251 arkadaşlar. Pardon kameranın açısından düşmüşüz. Evet arkadaşlar 251 yani hiçbir farkı yok. PPM değerleri için söylüyorum. Şöyle. 251. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Şimdi tabii ki sürahi suyu farklı olacak. Çünkü arındırılmış. Şöyle baktığımız zaman 176 gösteriyor arkadaşlar. Şimdi asıl mod değiştireceğim. Bunun iki modu var arkadaşlar biliyorsunuz. Bu PPM'yi ölçüyordum. Şu an burada UC bölü CM yani EC'yi şimdi test edeceğim arkadaşlar. Silkeliyoruz şöyle. Çeşme suyumuzu yerleştiriyoruz. 4502 değeri gösteriyor arkadaşlar görüyorsunuz. Tekrar silkeliyorum. Ozonlu suya yerleştireceğim. Bakalım fark var mıdır? 502 arkadaşlar. Fark çıkmadı. Gerçekten enteresan. Fark çıkmadı. 502. Sürahi suyuna yerleştiriyorum arkadaşlar. 352. Bu değerleri ölçtü arkadaşlar. Ozon tabii ki sudaki yoğunluğu yok etmiyor arkadaşlar. Az çok bu konuda fikir sahibi olanlar biliyorlar. Ozon sudaki kireci kimyasal katı maddeleri yok etmiyor. Çünkü bu cihaz biliyorsunuz sudaki yoğunluğu test ediyor arkadaşlar. Tuzu,
kimyasalları, kireci, onun gibi yoğun metalleri yok ediyor. Hatta şu an şu bardağa tuz katarsam bu görmüş olduğunuz 342 değerimiz 600-700 derece çıkacaktır. Hatta onu da bir test edelim, gösterelim size değerli dostlarımıza. Ne demek istediğim anlaşılsın açısından. Çünkü arkadaşlar bu cihazlar profesyonel test yapan cihazlar değil. Tuza ulaşabilirsek tuz katacağız. Tuza ulaşamadık arkadaşlar. Arkadaşlar şu an tuzu katıyorum. Tuz elde edebildim en sonunda. Bir miktar tuz kattım arkadaşlar. Hatta birazcık daha katalım. Az önce 370 küsuratlık değerimiz ne kadara çıkacak görmeniz açısından. Yani cihazın aslında sudaki elektrik akımıyla sudaki yoğunluğu test ediyor arkadaşlar. Yani bu cihaz aslında bir laboratuvar gibi sudaki kirliliği, sudaki mikropları gösteremez arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir miktar tuz kattım. 9548 değerlere çıktı arkadaşlar değerimiz. Bunun da sebebi nedir? Tabii ki tuz. Tuz elektrik akımını yaydığı için arkadaşlar değeri saptırıyor. Yani tabii ki bu su içilemez bu saatten sonra. Tuzlandı çünkü. Örnek olarak 500, hatta tuzlu olduğu için şu an bunun değerini saptırdı. 512 arkadaşlar ozonlu suyumuz. Yani ozon arkadaşlar kısa lafın yani uzun lafın kısası çok konu dağıldı. Arkadaşlar ozon ne mi yapar? Ozon sudaki bildiğim, öğrendiğim, araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Sudaki mikropları, gözle görülmeyen mikropları, bakterileri öldürür. Ama sudaki az önce göstermiş olduğum şu yüksek değerleri arkadaşlar ölçmez. Yani temizlemez, arındırmaz. Ozonun kiri, pası, bakırı, ne bileyim yani sudaki metalleri veyahut da tuzu, kireci yok edemez arkadaşlar. Ozon böyle bir gücü yoktur. Ama ozon görülmeyen, gözle görülmeyen bakterileri, gözle görülmeyen mikropları öldürme, yok etme özelliği var. Görüyorsunuz arkadaşlar değerleri nasıl da fırladı. Bu ppm değerimiz 4774, okuyamıyorum gerçekten, şaşkınlıkla okuyorum şu an. Değerler fırladı. Yani bu tuzu yok edemez, kireci yok edemez, bakır, çinko, demir, kimyasalları yok edemez ama mikropları yok eder arkadaşlar. Bakterileri yok eder. Görüyorsunuz 291, 251, hatta bu galiba tuz kattığımız için 256 arkadaşlar. 251. Yani arkadaşlar suyumuzun içindeki zararlı mikropları yok ettiğini, öldürdüğünü biliyorum. Ama suyun, tabii ki bu videoyu paylaşmadan önce de sizlere söyledim. Suyun yoğunluğuna müdahale edemez. O zaman böyle bir gücü yoktur. Müdahale eden şu tarz filtrelerdir arkadaşlar. Sürahimizde buhar var bu arada. Sizi yanıltmasın. Buhar oluşmuş. Şu filtrenin yaptığı görevi ozon yapamaz. Ozon cihazı. Ama şu filtrenin yapamadığını yapar. Ne yapar arkadaşlar? Sudaki bakteri, mikropları öldürür. Tabii bu cihazda test etmemiz imkansız. Çünkü bu cihazın özelliği nedir? Arkadaşlar bu su analiz cihazımız sadece sudaki elektriksel yoğunluğu ölçüyor. Tuzu az önce canlı olarak gördünüz. Filtreli suyumuzun değerlerini fırlattı. Bunun da sebebi nedir? Bu filtreyi yapamaz ozon. Ve bu cihaz filtreli suyu içindeki bakterileri ölçemez. Sadece yoğunluğunu ölçer ve yoğun bir tuz miktarı olduğu için değerler fırladı. Bunu da siz gördünüz. Buna yarar ozon arkadaşlar. Filtreleme işlemi yapamaz. Sudaki mikropları, bakterileri öldürür. Yani çeşme suyu, şu an belediyeden tarafınıza gönderilen içilebilir su, kokan su veyahut da kirli mikroplu suyu ozondan geçirdiğiniz zaman tabii ki kapalı ortamda arkadaşlar. Şu an boğazım ağrımaya başladı gerçekten. Bunun da sebebi ozon soluduğum için. Çünkü açık bir ortamda yapıyorum ve bu sağlıklı değil. Bunu sizlere dostlarım için yapmak istedim, göstermek istedim, paylaşmak istedim. Umarım bu paylaşımlarım gerçekten sizler tarafından takdir edilir, beğenilir, paylaşılır, yorumlanır. Abone olup bildirim butonunuzu açarsınız. Çünkü gerçekten yani bu şartlarda bu videoları sizlere çekip paylaşmaya özen gösteriyoruz. Sizler de lütfen emeklerimizi karşılıksız bırakmayın. Buradaki amacım nedir arkadaşlar? Belediyenin mikroplu olma ihtimali olan suyunu belediye filtrelerinden çıkan ozonluyoruz arkadaşlar. Yani ozonun böyle bir özelliği var. Mikropları, bakterileri öldürür. Gözle görülmeyen mikropları, bakterileri öldürür. Ama belediyenin arındırdığı suyun ötesinde bir arındırma özelliği yok. Gördüğünüz gibi aynı değerler, yoğunluk yani suyun katılığı aynı. Ama tabii ki bunu ancak bir laboratuvarda sudaki bakterileri, mikropları ölçebiliriz. Ama bu cihazda
TDS cihazıyla ölçemeyiz arkadaşlar. Ama TDS cihazıyla suyun içindeki yoğunluğu ölçebiliyoruz. Belediye suyuyla şu an tuzlamadan önceki suyun değerlerini videonun başında gördünüz. Tuzladıktan sonra suyun değerlerini gördünüz. Hatta bazı da, bu hazır 5 litre filtre satanlar bile suyumuzu ozondan geçirdik. Yani hem filtreledik hem ozondan geçirdik. Ozondan geçirmenin sebebi nedir? Dikkat ederseniz ambalajların üzerinde okursanız arkadaşlar affedersiniz. Ambalajların üzerinde okursanız mutlaka bir köşede yazar. Ozonlandırılmış su değerler. Bunun da sebebi içindeki bakterilerin olma ihtimalini göz önünde bulundurarak bakteriyi öldürmek için. Ve sizler de böyle bir cihazla içindeki mikroptan, bakteriden kurtulabilirsiniz. Arkadaşlar ülkemizde çok pahalıya satılıyor. Yurt dışından getirtirebilirsiniz. Daha ucuza bana 460 TL'ye mal oldu. Sizler de yurt dışından bunu daha ucuza mal edebilirsiniz. Hatta yurt dışından ürün getiren siteler vardır. Oradan kupon kullanırsanız daha ucuza getirebilirsiniz. 1000 lirayı falan sakın almayın. 460 TL bunun için çok bile. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bir ara bunun için açıp sizinle paylaşacağım. Belki yapmak isteyenler vardır. Bunu izleyerek kendilerine yapabilirler. Aslında içinde bir basit bir işlem vardır. Ozon jeneratörü var ve bir pompa. Balık akvaryumlarda kullanılan pompa. Tek özelliği nedir? Hortum üzerinden. Ozon cihazında üretilen ozonu hortumun ucundan tabii ki püskürterek akvaryum tarzı üflediyor. İçinde bir pompa var ama ozon jeneratörünün ve pompasının yapısını ayrıntılı bir şekilde ilerleyen zamanlarda size paylaşacağım. Evet dostlar, umarım yararlı faydalı video paylaşmışımdır. Sürçüysen ettiysen affola. Bu tarz videolar senin desteğiyle varlığını sürüyor. Lütfen kanalından desteklerinizi esirgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir ve görüşlerinizi mutlaka yazın. Yoksa dahi bir nokta bir kalbi esirgemeyin. Ve bu videolar sizden sonra izlediğini unutmayın. Fikir ve görüşleriniz bu yüzden dolayı çok değerli. Eşinizle, sosyal ağlarınızla, dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Beğenip, paylaşıp, abone olup bildirim butonunuzu açarsanız sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Esen kalın değerli dostlarım.